Vay ben öleydim. Vay ben dağlara çıkam da kurtisin beni. Selamünaleyküm Feyzo kardeş. Aleykümselam Reşo kurban. Hayırdır niye Ali sen? Vallahi yüzün benzin solmuş ha. He ya. Ya Reşo kurban. Vallahi benim başıma gelen hendeğe düşmüş davarın başına gelmez. Niye ki lan ne oldu? Ya dün akşam karım Gülo, ben ve oğlum Memo oturmuş akşam yemeği yiyordu. Bizim Gülo sofraya su şişesi yerine sirke ruhu şişesini koymuş. Ondan sonra da Memo su diye sirke ruhu şişesini içmiş. Ondan sonra ben dedim ki belki Memo'yu kustursam çocuk rahat eder. Ulan ne yaptıysam kusmadı. Sonra ne oldu? Sonra baktım evin bir köşesinde elektrik süpürgesi duruyor. Elektrik süpürgesini kaptığım gibi prize taktım fişini. Sonra hortumu Memo'nun ağzından midesine soktum. Oha çüş! Lan sen nerelendin mi? Niye hortumu çocuğun ağzına soktun sen? Ya dedim ki belki elektrik süpürgesiyle Memo'nun midesindeki sirke ruhunu çekerim. Çocuk da rahatlar dedim. Ulan bir de ne görem? Elektrik süpürgesinin çöp torbasına bir baktım. Memo'nun bütün iç organları orada duruyor. Bir yanda böbrek, bir yanda dalak, bir yanda akciğerler. Vay, sonra ne oldu? Vallahi Memo hastanede yatıyor, yoğun bakımdadır. Organlarını yeniden takmaya çalışırlar. Ama ben organları götürürken yolda bir tane böbrek düşmüş. Ya Memo, sende yedek böbrek vardır. Vay. Lan oğlum bu fakirlik bizi öldürecek ya. Sana bir soru lan. Çok zengin olsan ne örürdün? Ne öreceğim Narin abicim? Her gün soğanın cücüğünü yedim abi. Abi ben sana bir soru sorayım. Sen zengin olsan ne örürdün? Lan oğlum bana bir şey bırakmadın ki. Değil mi la? Lan oğlum ne örüyorsunuz lan burada? OKS'ye hazırlanan bebeler gibi ne kafa patlatıp duruyoruz he? Biz aynı fabrikada çalışıyoruz ya. He. Bizim patron bütün personel arasında bir yarışma düzenliyor. Ama ne yarışmasıymış lan bu? En faydalı ve en cazip ekonomi projesini üretene tamı tamına 2 milyar para vereceğimmiş. Amanım ben de katılayım lan bu ya yarışmaya ha. Git lan salak sen bizim fabrikada çalışmıyorsun ki. He lan. Lan keşke çalışsaydım lan. Vallahi ben kazandırdım ha. Lan bu iş tamamdır. Bakın kimsenin bir şey düşünmesine gerek yok. Çünkü bütün büyük ödülü ben alacağım. Nasıl yapacaksın lan? Söyle de bilelim. Bakın şimdi bir dahaki seneye ödülün tam tamına 200 milyona indirilmesini teklif edeceğim. Amanın bol. 2 Mart bir oyunda. Ya anne lan koltuğunun altı sökülmüş. Anca gidersin. Zaten vakitte çok geç oldu. Hakikaten lan saatte bayağı geçmiş. İyi eğlendik ama değil mi Narin lan? Vay anasına ya gene eve geç kaldık. Narin benim aklıma geldi lan. Sen böyle eve geç kalınca avradına ne diyorsun? Ben bir şey söyleyemiyorum. Ağzına geleni o söylüyor. Değil mi lan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.